Her sabah aynı ritüel. Dark Nicholson kahve olmadan güne başlayamıyor. Bu kahve makinesini 1951'de aldım. Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü o yıl ikinci evliliğimi yapmıştım. Güne başlarken mutlaka yaptığı bir başka ritüeli, kahvesini yudumlarken gazetelere göz atmak. ...105 yaşında, hala yaşamı seviyor ve hala meraklı. Ben bugünü ve bu anı yaşıyorum. Yarına çıkar mıyım diye düşünmüyorum. Ama her halükarda yakında öleceğim. Dagny, Stockholm'daki mütevazı apartman dairesinin dışında olan hiçbir şeyi kaçırmak istemiyor. Bu yüzden bilgisayar başında çok zaman geçiriyor. Arkadaşı olan bu bilgisayar onu dış dünyaya bağlı tutuyor. Ailesi eski bilgisayarını ona vermiş. Böylece Dagny bu garip cihazla yavaş yavaş tanışmaya başlamış. Neredeyse 100 yıldan beri onsuz idare ettikten sonra. 99 ya da 100 yaşımdan beri bilgisayarım var. 90'ın üzerindeyseniz yeni bir bilgisayar satın almak pek de mantıklı değil. Bugünlerde sürekli online, bilgisayar olmadan da yaşamak mümkün ancak anlamsız olurdu diyor. Buna alıştım. Her zaman arkadaşlarımla konuşabiliyorum. Üstelik posta ücreti ödemek zorunda da değilim. Haberleri okuyabiliyorum. Bence bu çok güzel bir şey. Ama sadece okumak çok sıkıcı olurdu. Bu yüzden Dagny aynı zamanda yazıyor. O 100 yaşını aşmış, tutkulu bir blogçu. Benimle bloglu anlamına gelen Blogamed May adlı kendi dijital günlüğüne sahip. Küçükken hep yazar olmak istemişimdir. Ama çok iyi kitaplar vardı. Tüm bunları kötü yazılmış bir tane eklemek istemedim. Blog yazdığımdaysa belirli bir konu hakkında yazmak zorunda değilim. Ne istersem yapabilirim. Ancak 105 yaşında olmasaydım bunun kimsenin umurunda olacağını düşünmüyorum. Dagny bir asırdan yaşlı olsa da birçok farklı nesilden sayısız hayranı var. 9 yaşındakiler bana yorum yazıyor ve çok havalısın diyorlar. Bundan gerçekten gurur duyuyorum. Bu genç gönüllü hayranları da onun başarısını kutlamak istiyor. Stockholm'un 5 saat güneyinde Lund Üniversitesi'ndeyiz. Dagny Gerontoloji Derneği'nden bir ödül alıyor. Bloğu İsveç'teki yaşlı insanlar için bir rol model oluşturdu. Kendini genç hisseden insanlar için. Onların mantığı bu. Dagny açıkçası hayatı seviyor ve insanlara hayatını anlatmak hoşuna gidiyor. Bir gün yazmasam hemen herkes öldüğümü düşünüyor. Ama evde en sevdiği eğlence olan bilgisayarının önünde vakit geçiriyor. Blogunda her zaman kibar ve övgü dolu yorumlar alıyor. Birçoğunun yaşlıların sosyal medya kullanmasını hoş karşılamamasına rağmen hiç olumsuz yorum almıyor. Yaşlıların da zeki olabileceğini düşünen pek fazla kişi yok ama olabiliyorlar. Dark Nicholson, bilgisayar sizi genç tutar diyor. Ve o 105 yaşında bile hala kendini genç hissediyor.